Selamlar, ben Deniz. Alpha Games ekranları ve Devil May Cry 5 serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Küçük bir hafta sonu arasının ardından 13. göreviyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun şu anda 2.0 sürümüyle Türkçe olmuş durumda. %100 Türkçe diyebiliyorum. Devil May Cry 5 Türkçe yama diye aratırsanız çok rahat bulabilirsiniz. Apex çevirinin yaması kendine buradan bir kere daha teşekkür ediyoruz. 3 Silahşörler isimli göreve İblis Avcısı zorluğunda kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet, artık açıklamalar da Türkçe olmuş. Peter işe gerçeği açıkladı. Aslında Dante'nin kardeşinin bir parçası Virgil olduğunu, insan ve şeytan tarafını iki ayrı varlığa ayırarak kendisini ikiye bölmek için Yamato'nun gücünü kullandığını açıkladı. Ve hikayeyi anlatırken Dante Rebellion'u kendi bedeninde derken zaten izlemiştik oraları, yani görmüştük. Evet, 15 Haziran'dan devam ediyoruz. Zaten her şey bir günde oluyor. Looks like no one's worse for wear. I'm just gonna double check. Herkesi güzel. Hey, Nero boy. Where did that garbage god go? What is Yurizen after? He's at the top of the Clifod. It's the other way around, Dante. This is the lowest level of the Clifod's upper echelon. Human blood is the source of demons' power. The fruit born through the Clifod is even more dense than the blood that created it. Its power is unparalleled. Even the Almighty Mundus used it to become king of the underworld. Avid told me everything. Yeah, well, that's a lovely story and all, but as long as we know where to find him. Whoa, you! Are the infamous Dante. I'm Nicoletta Goldstein. Sound familiar? my grandmother is Nell Goldstein, the gunsmith that made all your fancy weapons that you got strapped back there. Yeah, there she is. you don't much look like her. Yeah. I got my looks from my daddy. That's about all I got from him. But based on his research, I managed to cobble this. Consider it a gift in honor of us finally meeting. Meeting. Vallahi Nico fena fena yamuldu yani. Rest in peace, Pop'un kralı. Çok iyi ya. Abi bu dünyasının en fırlama karakteri kesinlikle yani. I'll take that. Aldın zaten yani. I'm gonna go too. Why don't you sit this one out? Oh, that you call me dead weight again? No thanks. I've got all the power I need, right here. You don't understand. It's not what I mean. Let him go, Dante. Time is a luxury that we can no longer afford. We must chase after him post haste. What? Does that mean you're going too? I have a duty to see this through. Well, that's all you had to say, Mr. Poetry. I'm gonna go my way, and you guys can go yours. Let's just say that's the best for the cause. Ve 3 silahşörler böylece aynı amaç için ayrı yollara dağıldılar. Bayağı dağıldılar lan, sağ, sol ve orta olmak üzere. Evet, Doktor Faust. Kırmızı orbu. Tüketen bir eşya. Özel saldırılar yapar. Önce kendi iseniz tükendiğinde Red Orb'ların düşmanları kazanır. Önce kendi. Neyse, açıklamayı tam olarak anlamadım. Zaten siz de benden göremiyorsunuz ama şapkanın olayı şu. Güzel damage vuruyor ama Red Orb'larınızdan harcıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu ilk defa oynuyorsanız, ki ben şu anda ilk defa oynuyorum.
ilk oyununuzda kullanmayın. Devil May Cry bir kere bitilecek bir oyun değil arkadaşlar. Her bitirdikten sonra farklı zorluk seviyeleri açılıyor ve kaldığınız karakterle kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Tabii ki oyunda buna göre bir tık zorlaşıyor. Bu ileriki seviyede kullanmanızı tavsiye edebileceğim bir alet. Onu hemen söyleyeyim. Şu anda zaten orb sınırlaması var ve sıkıntı. Çok fazla kullanmayacağım yani şimdilik bunu. Zaten öyle olması gerekiyor. Evet, 3 slasher'dan birini seçmemizi istiyorum bizden. Ben tabii ki de en sevdiği Will... Yok canım öyle şey olur. Dante'li tabii. Soru mu lan bu? Yani. Soru mu bu abi? Tam böyle zevkini almışız, motorumuza binmişiz falan. Uy. Bir şöyle 28 tane de gold orum bulmuş bu arada yani. Artık herhalde oyunun en son zor seviyesinde falan kullanırım onu. Evet, şimdi o değil de bizim geliştirmemiz gereken şey arkadaşlar. Tabii ki ilk önce Kalina Anne'i bir geliştirelim. Güzel. Zaten bir kere geliştirebiliyormuşum. Doktor Faust'a şimdilik dokunmayacağım dediğim gibi. Düzenbazımız zaten 2. seviye kılıç ustası 2. Silahşörümüz 2. Evet. Bizim geliştireceğimiz bu. Günah keçisi mi? Peki yani. Evet. İleri doğru dash hareketimiz. Yeni Devil Trigger formumuz. Devil Trigger formu değil bu aslında ya. Farklı bir isim var büyük ihtimalle. Oy güzelmiş ha. Yıkım. Şöyle daha cool bir şey istiyorum ya. RT basılı mı tutayım? Nasıl lan? Allah Allah. Bu kadarcık mı? Tamam, şunu almak istiyorum. Enteresan. Normalde yapmayacağım bir şey de bir denemek istiyorum da merak ettim ya. Yani tek bu kadar olamaz yani. Sadece RT yani. O yüzden şaşırdım çünkü RT tam nasıl geçeceğim ben şimdi bu forma? Bir de bende şey yok ki. Ya abi denemeye girdim gücü. Kullanamıyorum şu anda. Nasıl geçeceğim abi o forma? Evet, anladım. Neyse, Doktor Faust'u en azından gösterebiliriz sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi kendisi ork kullanıyor efendim. Şöyle Gunslinger modu olması gerekiyor. Bu şekilde. Aldığımız ork... Bir saniye, orkları burada da... kazandığım orklar şu an şey yansıyor mu? Yok canım. Sınırsız orb kazarsınız lan burada. Merak ettim şu an 43.500 falan mı olacak? Neyse, denemek istediğimi denettirmedi bana oyun. Ben herhalde bir şeyi beceremedim, emin değilim. Ama peki öyle olsun. Yok. Evet, orpları vermiyor. Tamam, buna vereceğim ya. Öğrenmek istiyorum. Bu güzel bir saldırı olacak gibi. Tamam, hazırız. Biraz vakit kaybettik, farkındayım. Hemen onu telafi edelim ve Dante'li Demon S tekmelemeye başlayalım. Bu arada burası orb kasma bölümü. Az önce yaptığım hareketi kullanarak bu bölümü tekrar defalarca yapıp Dr. Faust'a inanılmaz şekilde orb kasabilirsiniz. Birazcık deneyeceğim ben de. Bakalım başarabilecek miyim? O okumadım Medante, sorry. Şimdi Gunslinger modunda kalsın. Kaçacak hızlı ne olabilir? Şunu kullanırız ya. Sıkıntı yok. Bu arada bu bölümü 3 karakterle de oynamanız gerekiyor. Ben sadece Dante ile oynayacağım arkadaşlar. Diğer ikisiyle de kendi başıma oynayacağım. Sebebi yaptığımız her şey aynı. Sadece şey değişiyor. Karakter değişiyor. Boss da yok bu bölümde bildiğim kadarıyla. Onu da açıklayayım. Biraz sürpriz bozmuş gibi oldu. Ama böyle bir tip var işte. Neydiği belirsiz. Tipimiz var böyle. Bilmem ne ya. İsmini boş verin. Birazdan tarihi karışacak zaten. Evet. Şimdi. Şimdi
Şu hareketi de var mı? Spamlayacaksın ama tabii burada değil. Ben şimdi şunu bir değiştireyim. Şu arkadaşı bir aşağı alayım ben. Şöyle biraz ben de ısınmış oldum. Ya buna şık hareket mi verdim? Peki abi. Ah bu arada çok özledim oyunu ya. 2 gündür, 2,5 gündür hastalığımı sebebiyle oynayamıyordum arkadaşlar. Baş ağrısı, mide bulantısı falan derken inanın var ya. Oyun oynamayı özledim ya. Dün biraz iyileştim aslında. Evet, bu yapacağımız yer burası mesela arkadaşlar. Bu şekilde. Tabii bunu yaparken damage yememeniz gerekiyor. Şapkayı şu an taktım. Bu şekilde ama dediğim gibi damage yerseniz tabii toplarınız gidiyor. Şunu değiştirsen hakikaten olacak. Şu kalkanlar beni bayağı yıpratıyorlar. Yok. Bir dakika. Şu an mal gibi oynuyorum. Farkındayım. Bir saniye toparlamam gerekiyor. Eski zamanlardaki yapıştım. Allah ne vurdular be. Artık şu özelliği deneyelim mi? Sen ne diyorsun ya? Ne yaptı lan o? Dante, bunu ne yaptın sen? Biraz böyle elim ağırlaşmış orada ya. Yeter be! Seninle mi uğraşacağız? Ya bu bölümde ölürsem kendime çok gülerim ben. Ya bir şey olursa dalga geçmeyin arkadaşlar. Cidden böyle bir an adaptasyon sorunu yaşadım oyuna. 2,5-3 gündür ellemeyince. Nereden gideceğiz? Ha şuradan ortadan. Burası arkadaşlar 3 ya da 4 katman olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Yani çok pis olmadığı için anlatıyorum bu arada. Mesela burası güzel orkan ısıtacak bir yer. Ama bunun da seviyesi yok. O yüzden biraz sıkıntı. Ben burada gerçekten öleceğim ya. Ama biraz sıkıntılar. Swordmaster'a geçsek sanki daha iyi olacak gibi. Ben niye işlemi hiç vuramıyorum abi? Gerçekten öleceğim bu arada. Yalan değil yani. Abi kimden yiyorum?
Oğlum oyunun zorluğu mu değişti lan? Ben aldım ult var ama alamıyorum. Allah abi öleceğim şaka gibi. Vallahi combo denerken hareket denerken gideceğim. Acil devil trigger ihtiyacım var. Yoksa öldük yani. Hayır 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 abi ne motoru dur kılıç. Devil trigger'ın da lazım. Kamera sapıtma abi. Lan dolmadı mı hala? Devil Trigger mı onun ne oldu? Ben öldüm ya. Vallahi mallığımı öldüm abi. Patlayan şeyler de benden uzak dursun. Ya sen yapıyorsun değil mi her şeyi? Oy. Kamera şu an sana ihtiyacım var. Aa patlama. Oy. Abi hala mı Devil Trigger yok? Oh be işte budur. Gel lan buraya. Yeter be. İşte bu budur. Tamam. Yeter. Bu arada ben çok yanlış bir şey yapıyorum. Şunu yok etmezsem burası, hadi be kaçırdım. Burası bitmeyecek abi. Şükürler olsun. Yeter. Bak bastım ya. Royal Guard'a bas. Ben şu Royal Guard'ı niye beceremiyorum abi? Neyse. Bitti mi? Bir şey diyeyim mi? Bir an nasıl panikledim? Nasıl panikledim? Yani ilk defa oynuyormuş gibi hissettim abi. Ne tanker uymuşsun sen ya? Bu kadar bir insanın yeri bu kadar mı şeyden kaybeder abi? Ne derler ona? Şeyini kaybeder. Anladınız siz onu ya? Oh dur şu yeni formu biraz fulleyelim. Lan fuller mi? Fullemedi. Tamam sıkıntı yok. Şimdi şu Royal Guard. Ya böyle kalıyormuş. Ben basmaya çalışıyorum abi. Yani şöyle yapsam aslında damage yemeyeceğim. Ben basmaya çalışıyorum. Ben şöyle sanıyorum ki şöyle yaptığı anda bloklaması gerekiyor. Hayır basmam gerekiyormuş. Tamam. Okey bir şey daha öğrendik. Bir şey daha öğrendik. Bu bölümlük benim ağzı görün arkadaşlar. Biraz böyle dediğim gibi 2-3 gündür oynamamanın verdiği bir şey var. Ya el ne diyorduk abi ona ya? Elim kaymış. Yok. Öyle bir şey vardı evet. Yok bir şey özelleştirmeyeceğim. Devam edebiliriz. Burası da herhalde bir checkpoint noktasıymış. Hani dinlenme noktası böyle. Okay, let's do this shit. Şimdi biriniz bana bir saldırsın bakayım. Gel. Oldu. Oğlum niye bu kadar çoksunuz lan? Oğlum siz...
Hadi bakayım. Hadi bakayım. Madem öyle. Aa, bastım ama ya. Lan neredeyim? Abi neredeyim? Gözünü seveyim oyun, görmüyorum ya. Nereden kıllarıyım şu anda ya? Çok iyiydi be. İşte bu abi. Şimdi sana gelelim bakalım. Devil Trigger. Alayım da. İçmece geldi. İçmece geldi. Görmüyorum, görmüyorum. Hiçbir şeyi görmüyorum. Görmesem de onu düşünüyorum. Çünkü görecek bir olay yokmuş yani burada, onu fark ettim. Okay guys. Tamam lan Dante oğlum. Bezir bitmedi mi bu aletin? Çok iyiydi ya. Ya yemişim sizin olayınızı. Gel lan buraya. Yemişim sizin olayınızı. Nasıl yapıyorduk lan o hareketi? Şöyle miydi? Bir dakika. Abi olayı şu işte abi. Yapmıyor. Yapmıyor valla. Gunslinger'da mıydı acaba ki? Sanırım Gunslinger'da olmam gerekiyordu ya, pardon. Bunu daha tam olarak anlayayım. Ben bu arada arkadakileri kesmezsem bunlar gelmeye devam edecek. Tekrar söylüyorum. Hadi be, kaçırdım ya yine. Hadi be. Au. Ah be abi ya, ya şunlar bana nasıl vurmayı başarıyorlar? Anlayabilmiş değilim ya. Abicim nasıl patladın ya? Ah be, tam Royal Guard'a geçmeye çalışıyordum. Ulan çakal. Gel lan. Gel.
Gel. Gel. Ne oldu? He? Ne oldu? Var mı lan daha? Bitti galiba. Bir zahmet bitsin artık. Var mı daha? Gel lan. Come on boy. Hadi you can do this, hadi. Öldü lan adam. Öl bari, hadi. Your turn, bitch. Bak ya. Cam ver bari. Vermez. Okey, tamam. Tamam, easy, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şunları kırınca ne olacak peki? Şeyler açılıyor, yan taraflar açılıyor. Belki bir yeşil orb falan atar ya. Nerede? Yeşil orb parçası daha doğrusu. Hadi abicim, hadi kırıl sabaha kadar seni bekleyemeyeceğiz, hadi. Ya abi ne yapacağım bunları ya? Ben bunları kullanmam ki arkadaşlar yani. Herhalde oyun en zor seviyesini oynamaya bir gün kalkarsam 30-40 tane olacağı için üstümde ancak o zaman. Sen neyin kafasındasın ya? Anca o zaman yani. Bir şeyler daha açmıştım ben bu arada. Ha, orada Devil Trigger formu var. Ve normal yeşil orb var. Okay. Uf, fullüm yalnız ha. Fullüm arkadaşlar. Son bölümde bir akmak istiyorum. Dediğim anda sanırım bölüm bitti. 48. Hala gidecek yolumuz var. Evet. Şimdi burada hepsinin buluştuğunu gördünüz değil mi arkadaşlar? İşte oraya kadar bu arada es aldık galiba. Her neyse önemli değil. Buraya kadar bu 13. görevde diğer karakterlerde aynı şey oluyor. Herhangi bir boss falan yok. Farklı bir yol yok. Gördüğünüz gibi en sonunda üçü bir araya geldiler. Ondan sonra tekrar bir dağılım olacak anladığım kadarıyla. O yüzden diğer ikisini oynayışımı koymuyorum. Dante'yi koyuyorum sadece, haberiniz olsun. Ben onları bölüm sonunda büyük ihtimal biraz da orb kasmak için şey yaparım. Orb kasma taktiğini anladınız diye tahmin ediyorum. Faust'un şapkasını alıp aşağı iniyorsunuz. Dikkatli bir şekilde durmadan o hareketi spamlayarak inanılmaz bir şekilde kasabiliyorsunuz burada. Biraz daha güçlendikten sonra daha az damage yediğinizde de çok rahat olur. Genellikle human modunda kasıyorlar burada çünkü yapay zeka daha bir salak oluyor ve size fazla vurmuyorlar. Tabii ben human modunda şu an oraya gelemem. Ben büyük ihtimal bu modda kasacağım çünkü human modunda hiç oynamadım. Muhtemelen öyle olacak. Onun da bilgisini vereyim dedim. Burada da bölümün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama 14. göreve devam edeceğiz. Onu tekrardan söyleyeyim. Ufak bir hastalığım vardı. Onu atlattım. Şimdi kayıtlara geri dönmüş diyorum. Bu hafta içerisinde bol bol her gün bir, bazen de iki Devil May Cry gelecek. Belki de bu hafta sonuna kadar Devil May Cry'ı tamamlayacağız. Kendinize bakın. Yorumlarınızı gösterinizi bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenmeyi başladınız. Kanalımıza bir süre katılsanız beni de sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.